Normalde sizin de bir raporunuz var, ona gireceğim ama İrfan Donat'la bizimle. İrfan hoş geldin. Hoş bulduk Zeynep, sen de hoş geldin. Şimdi biraz sonra Dursun hocamızla da konuşacağız. Onu da, çünkü Dicle Havzası'nda su güvenlik planlaması raporu Amerika'da yayınlandı. Bunun detayı nedir onu konuşacağız ama şimdi işin bir de kuraklık boyutunun yanında gıda arz güvenliği meydana çıkıyor. Biraz önce Yavuz'la konuşurken Yavuz şöyle bir şey söyledi. Enteresan bir bilgi. Zeliha dedi, Irak ve İran'dan kuraklık kaynaklı göçler başladı. Çünkü Doğru. Orta sonuçta Doğu'da su yok. hareket var. Evet, su yok. Afrika'da öyle. Gıda problemi. Şimdi mesela bakıyoruz. Ben sana birkaç şey söyleyeceğim. Örneğin şimdi küresel pirinç fiyatları daha fazla yükselebilir. Bunun kuraklık alakası olmamakla birlikte Çin'deki hadise. Gerçi şöyle, onda Çin'deki Var aslında dolaylı var. yoldan. Çünkü El Niño oradaki etkisi var orada. Evet. evet, El Niño etkisi var. Seller dolayısıyla, bir de küresel ısınmadan da bahsediyoruz. Pirinç çok su tutan bir şey. Mesela örnek veriyorum. Pancar, şeker pancarı çok su alan, çok su isteyen bir ürün. Mısır. Mısır aynı şekilde vesaire. Şimdi bunun da planlanması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Bizde nasıl, bunun tarım planlaması var mı? Yani biz küresel ısınma ve gıda arz güvenliği ile ilgili ülke olarak bu çok su tüketen ürünlerimizin ya da yapısı değişen, yani bir yerde zeytin yetiştiriliyor da mevcut durumda artık yetiştiremez olur. Ya da işte limondur da fındığa döner. Örnek veriyorum ben sana. Çünkü örtü de değişiyor, habitat da değişiyor. Burada durum ne? Mesela gıdada durum ne? Bu küresel ısınmadan kaynaklı. Al işte Hatay'ı. 61 dereceymiştim ya. Doğru. Şöyle hatta ben biraz enflasyonla, yani TÜİK'in enflasyonuyla meteorolojinin rakamlarının benzer olduğunu düşünüyorum. Yani şunu Aa, kastediyorum. nasıl? Şunu kastediyorum. Şimdi Mersin Adana'da baktığınız zaman meteoroloji, örnek veriyorum işte, sıcaklık 38 derecedir kağıt üzerinde. Başka illerde daha yüksektir ama Mersin Adana'ya gittiğiniz zaman aslında 45 derece hissedersin. Nemin etkisiyle. Dolayısıyla hani enflasyonda da, açıklanan enflasyona vatandaşın hissettiği Ha, enflasyon arasında bir evet. fark var ya. Gölgede Sıcaklıkta hissedilen. da keza öyledir. Evet. Yani aşırı nem, özellikle işte Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı olsun, işte Adana, Mersin gibi Akdeniz havzasındaki iller olsun, çok ciddi şekilde şu anda bir sıcaklıkla boğuşuyor, nemle boğuşuyor. Nefes alınamayacak derecede. Ve bu artık bizim zaten o bölgenin normali, ama Türkiye'nin normali olmaya başladı. Çünkü İstanbul'da da buna benzer, bunun gibi demiyorum çünkü hala orası çok sıcak, ama buna benzer sıcaklıkları biz yaşamaya başladık. Farklı illerde yaşamaya başladık. Bu da ister istemez tabii ki nasıl insanı strese sokuyor, bizleri strese sokuyorsa, yani halsizleşiyoruz, daha fazla su tüketiyoruz, agresif olabiliyoruz. Aynı şekilde diğer canlılar için de geçerli. Bu bitkide de stres yaratıyor, hayvanda da stres yaratıyor. Bitki de daha fazla su tüketmek istiyor haliyle, sıcaktan dolayı. Bunların vejetasyon süresine baktığımız zaman bazı ürünler var, sezonunda 3 sulama yeterli olabiliyor. Bazı ürünler var, 5 sulama istiyor. Şimdi aşırı sıcakların olduğu dönemlerde o 3 sulama 5'e çıkıyor, 5 sulama 7'ye çıkıyor. Bu işin bir boyutu, maliyet boyutu. Diğer taraftan sen biraz önce hani dedin ya, barajlarda su seviyeleri azalıyor ve hastalık riski artıyor diye. Aynı şey bitkiler için de geçerli. Kurak dönemlerde, iklimin değiştiği dönemlerde, aşırı sıcakların olduğu dönemlerde hastalık ve zararlıyla mücadele daha yoğun şekilde yapılıyor. Çünkü ona ortam hazırlayan bir iklimden bahsediyoruz. Bu da ayrı bir maliyet. Çünkü bu sefer ilaçlamanız gerekiyor o ürünleri korumak için. İşin bir de sağlık boyutu bu sefer ortaya çıkıyor. Pestisit, ilaç kalıntısı gibi. Bu işin boyutu. Hayvanlara baktığımız zaman aynı. Çiftliklerdeki hayvanlar, kümeslerdeki hayvanlar, yani kanatlı sektör olsun, büyükbaş olsun, küçükbaş olsun fark etmiyor. Bu hayvanlar strese giriyor. Büyük çiftliklerde fanlar vardır. Hayvanlar serinlesin diye ahırlarda. Keza yağmurlama sistemi vardır. Böyle bu, su şey yaparlar hayvanların üzerinde serinlesin diye. Ha, şeyle anladım. Evet, püskürtme şeklinde. Püskürtme. Kanatlı sektöründe keza öyle. Onlarda da havalandırma sistemi vardır ki orada daha fazla yoğun çalışması gerekir. Orada bir elektrik kesintisi belki milyonlarca hayvanın bir anda, Telef eder. kanatlı için söylüyorum, tabii telef olması anlamına gelir. Dolayısıyla işin o kadar çok boyutu var ki, insanoğlu nasıl etkileniyorsa diğer canlılar, bitkiler ve hayvanlar da o şekilde etkileniyor, olumsuz şekilde etkileniyor. Ve bunun da tabii günün sonunda gıda için söylüyorum, maliyet etkisi var. Verimde kayıp oluyor, kalitede kayıp oluyor. Günün sonunda da bakıyoruz, arz güvenliği ya da fiyat istikrarsızlığı karşımıza çıkıyor. Zaten Ziraat Odaları Birliği Başkanı Trakya'da çok ciddi kuraklık var demiş mesela. Burada verim düşüklüğü var buğdayda, sadece ayçiçekte değil demiş mesela. Biz Doğrudur. önümüzdeki sene belki ayçiçek ve buğdayı da hem Rusya'daki gelişmeler kaynaklı, daha doğrusu oradaki tahıl koridorunun anlaşmasını imzalamaması kaynaklı yüksek şeylerle, fiyatlarla yeme olasılığımız artıyor o zaman.
işte pirinç fiyatlarının yükselmesi bekleniyor. Onun dışında yine Türkiye'de üretilen ürünlerde problemler var. Pahalı doğru. Yani gıda pahalı. Gıda her şeyden pahalı. Her geçen gün daha pahalı hale daha gelecek pahalı böyle hale giderse. Gelecek. Hele hele Türkiye gibi ithalata dayalı bir üretim modeli olan ülkelerde, yani döviz bazlı ithalat girdilerinin olduğu ülkelerde, işin içine bir de bilinmezliği, öngörülemezliği, iklimi kattığın zaman bu iş çok daha pahalıya mal oluyor her geçen gün. Acilen bir burada yeni bir politikaya ihtiyaç var, yeni bir stratejiye ihtiyaç var.